İlke Vakfı'nın sivil toplumla ilgili bir dizi programı olacak. Ben Deniz'de özellikle sivil toplumla ilgili farklı boyutları bu program çerçevesinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hem yaşadığım sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığım süre içerisinde yaşamış olduğum tecrübeleri, örnekleri, avantajları, dezavantajları, pratikleri dolayısıyla sizinle paylaşmış olacağım. Hem de teorik olarak bu konularla ilgili yapmış olduğum hem çalışmaları, yazdığım yazıları, okumalarımı, araştırmalarımı da sizlerle paylaşmış olacağım. Bugün sizinle sivil toplum ve siyaset ilişkisini konuşacağız. Sivil toplum teorik olarak baktığımızda, akademik olarak incelediğimizde çok çok geçmişe dayandırılabilecek, yakın zamanda Osmanlı'dan itibaren ele alınabilecek, özellikle ulus devlete geçildikten sonra biraz daha kavramsallaşan bir e, mesele. Osmanlı'da nispeten ademi merkezi bir yapı söz konusu olduğu için e, sivil toplum kuruluşlarının vakıfların derneklerin çok da sorun teşkil etmediği, çok da çatışmanın söz konusu olmadığı bir atmosferden bahsedebiliyoruz. Ama ulus devleti geçildikten sonra daha merkezi, daha güçlü devlet yapısı, daha otoriter devlet yapısı söz konusu olduğunda sivil alanın daha da zayıfladığını görebiliyoruz. Özellikle 1950'lerden sonra sivil toplum kuruluşları tekrar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar. Tabii bu kolay olmadı. Bunun git gelleri oldu, iniş çıkışları oldu. Özellikle siyasi kamplaşmalar üzerinden daha çok sivil toplum kuruluşları kendilerini ifade etmeye başladılar. Bu konuda İlke Vakfı'nın önemli bir araştırması olmuştu. Özellikle İslamcı sivil toplum kuruluşlarının serüvenini anlatan önemli bir rapor yayınlamışlardı. Ona da bakmanızı öneririm. Sivil toplum kuruluşları özellikle bu sıkıntılı siyasi süreçlerden sonra 1980'lerden sonra tekrar kendilerini açmaya, ifade etmeye başladılar. Bir alan oluşmaya başladı ama 28 Şubat bunun önemli bir engelini oluşturdu. 28 Şubat'tan sonra özellikle 1999'daki depremde tabiri caizse Devlet kurumlarının aciziyetine karşın sivil toplum kuruluşlarının çok güçlü bir dayanışması söz konusu oldu. Her kesimden sivil toplum kuruluşlarının çok güçlü bir dayanışması oldu. Ve bu dayanışma sivil toplumun ne kadar e, ihtiyaç olduğunu da bize gösterdi. Devlet mekanizmasının aynı zamanda yalnız başına her şeye yetmediğini de bize göstermiş oldu. Depremdeki o dayanışma toplumsal dayanışma aynı zamanda özellikle 2000'lerden sonra AK Parti iktidarla birlikte sivil toplum alanında bir açılımı zorunlu kıldı. AK Parti yöneticilerinin de önemli bir kısmının sivil toplum geleneğinden gelmesinden kaynaklı diyebiliriz ki sivil toplumla ilgili yasalarda, düzenlemelerde ve uygulamalarda önemli rahatlıklar yaşandı. Ama burada tekrar bir kesinti söz konusu oldu. Özellikle 2016'daki 15 Temmuz hadisesiyle birlikte sivil toplumla ilgili hem devlet ve siyaset tarafından bir endişe oluşmaya başladı. Hem de o talihsiz hadise dolayısıyla hem öncesi hem sonrasında yaşananlar dolayısıyla insanlarımıza sivil toplum kuruluşlarına karşı bir endişe oluşmaya başladı. Bu da sivil toplum alanını tekrar hem siyaseten hem bürokratik olarak hem güvenlik kurumları açısından, emniyet, istihbarat gibi kurumlar açısından sivil toplum alanının tekrar daralmasını beraberinde getirdi. Bütün bu tarihi serüven içerisinde baktığımızda sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili şu tip yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Birincisi endişeli yaklaşım diyebiliriz. Sürekli acaba siyasetle ilişki kurarsak, devlet mekanizması ile ilişki kurarsak ne yaşayabiliriz? Herhangi bir sıkıntı yaşayabiliriz, yaşayamaz mıyız endişesiyle sürekli endişeli bir yerde bulunan sivil toplum kuruluşları. İkinci tür sivil toplum kuruluşları kendi düşüncelerine yakın e, siyasi şekillenme, iktidar söz konusu olduğunda entegre olan, her şeyiyle bütünleşen ve siyaset mekanizmasının, iktidar e, mekanizmasının parçası haline gelen neredeyse hani kamu STK'sı diyebileceğimiz tarza ...bürünen sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla bir parça sivilliklerini kaybeden sivil toplum kuruluşları. Bir diğer çeşit sivil toplum kuruluşu da... ...bir tür müzmin, muhalif sivil toplum kuruluşu gibi... ...siyasette ve devlet mekanizmasında olan her şeye muhalefet eden sivil toplum kuruluşları. Ben bir dördüncüsü olduğunu ve olması gerektiğini savunanlardan biriyim. O da kendi yerini ve konumunu bilen ama devleti, si siyaseti de bilen, onu da doğru konumlandıran, onunla ilişki kuran ama onunla bütünleşmeyen, ona mesafesini iyi ayarlayabilen, yeri geldiğinde işbirliği yapabilen, yeri geldiğinde muhalefet edebilen, yeri geldiğinde devletin ve siyasetin eksik bıraktığını e, telafi edebilen, çözebilen, yeri geldiğinde siyasete ufuk açabilen, ona yön gösterebilen, toplumun hem haklarını savunan, hem eksikliklerini gideren, hem de gelişimine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarının ideal anlamda sivil toplum kuruluşu olduğunu, olabileceğini düşünenlerden biriyim. Özellikle buna çabalamamız gerektiği kanaatindeyim. Farkında olmadan bazen sivil toplum ve siyaset ilişkisi çok iç içe geçtiğinde hem aslında siyasetin alanına zarar vermiş oluyor. Bir süre sonra sivil toplum siyasetin rolüne bürünmeye başlıyor. Kendi adeta fonksiyonunu, işlevini göz ardı edip siyaset yapmaya başlıyor. Siyaset çok fazla sivil toplum alanına girdiği zaman bu defa e, sivil toplumun alanını farkında olmadan, bilerek ya da bilmeyerek daraltmaya başlıyor. Özellikle siyasette çoğunlukla yaşanan o güç isteği, bir siyasetçinin bulunduğu şehirde ya da pozisyonda her alana hükmetme çabası bir süre sonra sivil toplumun alanını daraltabiliyor. Burada her alanın, siyasetin ve sivil toplumun kendi alanlarını doğru tanımlamaları, doğru kendilerini doğru konumlandırmaları, yeri geldiğinde işbirliği yapmaları ama her halükarda ilişki ve iletişim halinde olmaları yeri geldiğinde de birbirlerini uyarmaları birbirlerine çözüm sunmaları gerekmektedir. Ben şahsen sivil toplum kuruluşlarının siyasetle ilişkisinde böyle bir ilişki tarzında her iki alanın da güçleneceğine inananlardan biriyim. Ki bunun da elzem olduğunu düşünüyorum. Yalnız başına siyasetin yapabileceği şeyler sınırlıdır. Devlet mekanizmasının, kurumlarının yapabileceği şeyler sınırlıdır. Her şeye gücünün yetmeyeceğini biliyoruz. O yüzden hani sivil toplum kuruluşları yer yer batıda soft power diye daha yumuşak güç olarak ifade edilirler. Bunun ötesinde zaman zaman siyasetin kendi iç tartışmaları, karmaşası esnasında da sivil toplum oralarda oluşan boşlukları çok daha iyi doldurabilen bir hüviyete sahip eğer doğru konumlandırabilirsek. Özellikle 2016'dan sonra FETÖ probleminden sonra sivil toplum alanının daraldığını görüyoruz. Bunu az önce de ifade ettim. Bunu hızlıca aşmak gerektiği kanaatindeyim. Bunu aşmak için sivil toplum kuruluşlarının zaten sivil toplum tanımında olan o bağımsızlıklarını bir şekilde tesis etmeleri gerekir. Ekonomik anlamda bağımsızlık, insan kaynakları anlamında bağımsızlık, fikir ve düşünce anlamında bağımsızlıklarını tesis etmeleri gerekir. Örneğin ekonomik anlamda bağımsızlık demek bütünüyle devlet kurumlarından ve imkanlarından uzaklaşmak anlamına gelmiyor bana göre. Doğru projelerde ve çerçevesi belli şekilde devlet projelerinden, desteklerinden, kamu kaynaklarından istifade edebilir. Ama buradan istifade etti diye, siyaseten destek aldı diye kendisini ona mecbur hissetmemeli. Burada sivil toplum kuruluşundaki yöneticilere, gönüllülere ve profesyonellere de çok iş düştüğü kanaatindeyim. Biz kısa yoldan her şeyin faturasını daha göz önünde bulunan siyasete kesebiliyoruz. Hemen siyasetçileri kolay bir şekilde suçlayabiliyoruz ama bazen sivil toplumda bulunan arkadaşlarımızın bu konularda daha prensipli durması, çerçeveyi doğru çizmesi, yani o devlet ve siyasetle olan ilişkide çerçeveyi doğru çizmesi, daha duruşunda kararlı olmaları, usullerine ve üsluplarına dikkat etmeleri durumunda hem siyasete devlet kurumlarına ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum hem de sivil toplum alanının o bağımsızlığını muhafaza edebileceklerini düşünüyorum. Sivil toplum ve siyaset alanını doğru konumlandırdığımız takdirde hem ülkemiz için hem bütün bir insanlık için daha hayırlı hizmetler yapmamız söz konusu olabilecektir. Çoğunlukla siyaset sivil toplumu kendisine bir destekçi olarak sadece değerlendirebiliyor ya da sivil toplum siyaseti kendi işlerini kolaylaştırıcı bir unsur olarak görebiliyor. Ben ikisinin de yanlış sonuçlar doğuracağını hem gördüm, tecrübeyle gördüm, hem de böyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Teorik olarak da, pratik olarak da böyle inanıyorum. Dolayısıyla sivil toplum e, kendi yerini bilerek daha seçim ötesi, seçimler ötesi, daha uzun vadeli bakmalı meselelere. Siyaset de doğası gereği seçim odaklı bakabilir, daha kısa vadeli bakabilir, daha günlük meseleleri çözme odaklı bakabilir. Burada kısa vadeli bakmak ille de olumsuzluktur anlamında söylemiyorum. Elbette siyaset günübirlik meseleleri çözmek zorundadır. Ama bu günübirlik meselelerle uğraşırken ihmal ettiği hususlar olacaktır. Yanlış yaptığı hususlar olacaktır. Hiç düşünemediği hususlar olacaktır. İşte tam da bu noktalarda sivil toplum siyasetin ihmal ettiği, yanlış yaptığı ya da hiç aklına gelmeyen konularla ilgili tekliflerde bulunan çözümler sunan onları yer yer siyasetçileri zorlayan bir yerde bulunmalıdır ve siyaset de bundan rahatsız olmamalıdır. Aksine sevinmelidir. Ne güzel. Bedavaya, gönüllü bir şekilde sivil toplum kuruluşları bana destek oluyorlar, önerilerde bulunuyorlar, eleştirilerde bulunuyorlar. Yer yer bazı yanlışlarım, ısrar ettiğim bazı yanlışlarımla ilgili muhalefet ediyorlar diye bence sevinmelidir ve bundan istifade etmeye çalışmalıdır. Aynı şekilde sivil toplum da siyasetin o günübirlik meseleleri çözme kabiliyetinden ve uğraşından dolayı siyasete müteşekkir olmalıdır. Ama müteşekkir olmak siyasete entegre olmak, siyasetle bütünleşmek anlamına gelmemelidir. İki alan, sivil toplum ve siyaset bu konumlanmayı doğru yaptığında çok daha gelişmiş bir toplum haline geliriz. Çok daha medeni bir toplum haline geliriz ve ülkemiz her açıdan çok daha güzel noktalara gelir diye düşünüyorum.